Termodinamiğin ikinci yasası evrenin entropisinin her zaman arttığını söyler. Buraya bir ünlem işareti koydum. Çünkü bu çok derin bir açıklama. Ekranın sol tarafında Hubble Uzay Teleskobu ile elde edilmiş bir görüntü var. Bu resimdeki her bir nokta aslında yıldız değil. Bu noktalar birer galaksi. Bu bir galaksi, bu da bir galaksi, buradaki de bir galaksi. Umarım bu size kozmolojik ölçek hakkında bir fikir vermiştir. Şimdi yasanın bize ne söylemeye çalıştığına bir bakalım. Evrenin entropisi sürekli artar. Entropiyi bir sistemin düzensizliği olarak tanımlayabiliriz. Fakat burada düzensizlik derken aslında bir sistemin sahip olabileceği, bulunabileceği farklı hallerin sayısını kastediyoruz. Yasada evrenin entropisi geçiyor. Fakat Burada kapalı bir sistemin entropisinden de bahsediyor olabilirdik. Etrafıyla etkileşime girmeyen kapalı bir sistemin entropisinin her zaman arttığını söyleyebilirdik. Aslında bakarsanız en nihayetinde evren en temel kapalı sistemdir. Çünkü evrenin dışında termodinamik olarak etkileşime girebileceği hiçbir şey yoktur. Şimdi iyice kavrayabilmek açısından açık ve kapalı sistemleri kısaca özetleyeceğim. Diyelim burada bir kamp ateşimiz olsun. Burada kütükler olsun. Bu da alev olsun. Şimdi burada kütükleri ve ateşi ele aldığımızda bunun bir açık sistem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çevresiyle termodinamik olarak etkileşim halinde olduğu açıkça belli. Ateş burada ısı açığa çıkarır. Etrafındaki hava moleküllerini ısıtır. Evrene ışık saçar. Evrenin geri kalan kısmı ile sistem arasında bir etkileşim meydana gelebilir. Özetle bu sistem etrafındaki diğer şeylerden izole halde değil. Fakat kapalı sistemler etrafından izole edilmiş haldedir. Gündelik hayatımızda tamamen kapalı bir sistem oluşturmak oldukça zordur. Fakat yaklaşık olarak kapalı sistemler oluşturabiliriz. Buzlu termos bu gibi sistemlere en iyi örnektir. Az çok neden bahsettiğimi anladığınızı düşünüyorum. Genelde herkesin evinde olan bu tip termoslar termosun içini dışarıdaki çevreden termodinamik olarak izole etmeye çalışır. Burada bir çeşit yalıtkan bir malzeme kullanılıyor. Bu malzeme suni köpük olabilir. Biz bu sistemi buz depolamak ya da donmuş ürünleri muhafaza etmek için kullanabiliriz. Genelde de böyle yaparız. Yine de bu tamamen kapalı bir sistem değildir. Çünkü en nihayetinde evrendeki ısı termosun duvarlarını bir şekilde ısıtır. Ve bu ısı da içeride depolanan buza aktarılır ve buzu ısıtır. Sonuç olarak da ne yapar? Buz erir değil mi bir süre sonra oradaki buz buzluğa koyduğumuz buzlar mesela biraz durur 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 o buz şeyini ama sonra erir. Özetle bu sistem mükemmel derecede kapalı bir sistem değil fakat kapalı sisteme epey yakın çünkü en azından termosun içini dışarıdaki evrenden termodinamik olarak izole etmeye çalışıyor. Buraya bir de kapak çizmemiz gerekiyor. Araştırma laboratuvarlarında kapalı sistemlere çok daha yakın sistemler görebilirsiniz. Fakat bu sistemler bile bir noktada evrenin geri kalan kısmı ile etkileşime girer. En nihai kapalı sistem evrendir demiştik. Çünkü evrenin dışında termodinamik olarak etkileşime girebileceği hiçbir şey yok. Şimdi biraz bu tanım hakkında düşünelim. Evrenin entropisi her zaman artar. Bunu açıklamak için aklıma gelen en iyi örnek şudur arkadaşlar, difüzyon. Mesela Elimde buradaki gibi bir kap olsun. Bunu kapalı bir kap olarak çizeceğim. Bu kabı varsayım olarak ideal bir kapalı sistem gibi düşünebiliriz. Bu kabın içinde ideal gaz molekül e, moleküllerim var diyelim. Bunlar ortalama bir sıcaklıkta bulunuyor. Her birinin kendine özgü kinetik enerjileri var, değil mi? Ve rastgele sağa sola doğru hareket ediyorlar. Bunları biliyoruz. Şimdi zamanda ne olacak onu bir düşünelim. Belirli bir zaman diliminde sol tarafta bulunanlar buradaki duvara çarpacaklar ve ters yönde hareket etmeye başlayacaklar. Yani belli bir zaman geçtikten sonra bunun gibi gözüken bir sistemimiz olacak. Bu 6 molekül kabın içine dağılacak. Yani daha fazla alan işgal edecekler. Peki bu durum nasıl meydana geldi? Moleküller kabın bu küçük kısmındayken sahip olabilecekleri muhtemel hallerin sayısı daha azdı. Yani birinci durumda bu ikinci duruma göre daha düşük entropiye sahiplerdi. Bu ikinci durumda ise moleküller bütün kaba yayılmış halde. Dolayısıyla bulunabilecekleri yerlerin ve sahip olabilecekleri hallerin sayısı çok daha fazla. Yani daha yüksek entropiye sahipler. Bunu da yazalım. Yüksek entropi. Bunun gibi entropinin arttığı süreçlere, işlemlere tersinmez süreçler diyoruz tersinmez süreçler. Peki neden tersinmez? Yani tersine çevrilemez. Bu moleküllerin bir araya gelip kabın sol köşesine geri toplanması için bir olasılık var. Fakat bu olasılık çok 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 düşük bir olasılıktır. Burada sadece 6 molekülden bahsettiğimizi unutmayın. Fakat gerçek sistemlerde 6 molekül bir tarafa milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca molekülden bahsederiz. Hatta gerçek sistemlerde 20-30 haneli molekül sayılarından bahsederiz. Bu kadar çok molekülün bir araya gelerek daha küçük bir hacme sıkışmaları imkansıza yakın bir ihtimaldir. İşte bu yüzden örneğin dumanın bir kabın tamamını doldurmak yerine şekli olan bir yapıya dönüştüğünü ya da daha az hacim kapladığını görmeyiz. Özetle bu işlem tersinmezsizdir. Yani geri dönüştürülemez. Çünkü daha az sayıda potansiyel halden çok sayıda potansiyel hale geçtik ve esasen evren bunu sürekli olarak yapıyor. Bu yüzden evrenin entropisi her zaman artıyor. Entropinin o kadar da artmadığını düşünmemizi sağlayan birkaç işlem var. Mesela burada bir bilardo topumuz olsun. Bu bilardo topu ile diğer bir bilardo topunu vuralım. İşte bu şekilde. Momentum aktarımı gerçekleştirelim. Vurduğumuz bilardo topu geri dönüp bu topa vurabilir. Makro düzeyde bu tersinir. Yani geri dönüştürülebilir bir işlem gibi gözüküyor. Bunun gibi işlemlere tersinir adını veriyoruz. Ancak mikroskobik düzeyde bakarsak ilk durumda bu top hareket ediyordu ama bu top duruyordu. Fakat bu top buna çarptıktan sonra bu top durdu, bu da hareket etmeye başladı. Bu iki durumu incelediğimizde entropinin çok da artmadığını düşünürüz. Bu yüzden bu işleme tersinir diyoruz. Çünkü bu topun geri dönüp buna vurma ihtimali olduğunu da e, biliyoruz, düşünüyoruz yani. Bu durumu bir filmi geri sarmak gibi de düşünebilirsiniz. Fakat mikroskobik seviyeye indiğimizde belli bir miktar ısının üretildiğini e, orada gözlemliyoruz. Topun yüzeyindeki bazı moleküller birbirlerine çarptıkça, hava molekülleriyle sürtündükçe veya bir yüzey üzerinde hareket ettikçe uyarılırlar. O yüzden bu molekülleri hiçbir zaman ilk durumda oldukları halde bulamazsınız. Çünkü sistemin entropisi artmıştır. Aslına bakarsanız termodinamikte hala günlük yaşantımızda genelde tersinir işlemlerden bahsedebiliriz. Ancak bunlar sadece yaklaşık olarak tersiniridirler. Entropideki artış çok azdır. Fakat artışın sıfır olması gibi bir durum görülemez. Tersinmez işlemlere en iyi örneklerden biri difüzyondur. Difüzyonda açıkça bir entropi artışı mevcuttur ve ikinci durumdan ilk duruma dönme olasılığı çok çok düşüktür hatta sıfıra yakındır. Ve böyle bir durumu fark etmeyiz. Çünkü gerçek sistemlerde 20-30 haneli molekül sayılarından bahsediyoruz. Bütün moleküllerin doğru bir şekilde hareket ederek ikinci durumdan ilk durumlarına dönme olasılığı o kadar çok düşüktür ki böyle bir durumu hiçbir zaman göremeyiz. Bir sistemin girebileceği etkileşimlerin sayısı arttıkça bulunabileceği hallerin sayısı yani düzensizliği sürekli artmaya devam eder. Bu durum esasen ısıdan kaynaklanır. Yaptığımız her şeyde ısı bir şekilde vardır. Mesela ben bu videoyu yaparken vücut vücudum ısı üretir. Hatta bu ısı evrene yayılır. Bu esasen evrenin sahip olduğu hallerin sayısını arttırır. Mesela burada dijital kalemimle bir şeyler çizerken de evrene ısı yayıyorum. Bilgisayarlarım çalışırken evrene ısı yayıyor. Siz bu videoyu izlerken de evrene ısı yayıyorsunuz. Bilgisayarlarınızda elektron tellerde hareket ederken evrene ısı yayılıyor moleküler düzeyde düşündüğümüzde bütün bunlar evrenin sahip olabileceği hallerin sayısını arttırır.